Merhaba Berenes. Bugün Xiaomi'nin Mi Band 9 modeli ile Huawei'nin Band 9 modelini detaylı bir şekilde kıyaslayacağız. Sağlık ölçümleri, spor, pil, batarya, bağlantı, tema, uygulama ve her açıdan kıyaslama yapacağım. İki bilekliğin de detaylı incelemesini YouTube kanalımdan izleyebilirsin. Bu arada gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsatlı kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Eğer bu video işine yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursan çok sevinirim. Şimdi kıyaslamamıza başlayalım. Evet, tasarımsal açıdan elimize aldığımız zaman iki akıllı bilekliği veya akıllı saati Xiaomi Band 9 modeli daha önceki band serilerinle aynı tasarım çizgisini koruyor. Yani biraz daha ince, uzun band tasarımında. Huawei modeli ise biraz daha böyle akıllı saatlerle benzeyen melez tasarımda. Yani şöyle kare tasarımlarla yuvarlak tasarımların tam olarak ortasına konumlandırılıyor. Kasalarına yakından baktığımız zaman Huawei modelinde polimer bir malzeme kullanılmış. Yani tamamıyla plastik. Elediğiniz zaman da bu plastiği hissediyorsunuz. Mi Band 9 modelinde ise alüminyum alaşımlı bir kasa kullanılmış. Malzeme kalitesi açısından benzer hissiyat var. Sadece Mi Band 9 modeli biraz daha böyle metale dokunuyormuş soğukluğunu hissediyorsunuz. Burada Mi Band 8 modeli biraz daha sportif bir görüntüsü bulunurken Huawei Band 9 modeli ise biraz daha hem sportif hem de klasik giyime uygun denebilir. Ekran boyutlarına baktığımız zaman Huawei modelinde 1.47 inçlik bir ekran bulunurken 366'ya 194'lük. Mi Band 9 modelinde 1.62 inçlik bir ekran bulunuyor. 192'ye 490'lık. Ekran boyutu açısından Xiaomi'nin daha yüksek çıkmasının sebebi ekran boyutları köşeden köşeye doğru ölçülerek hesaplandığı için ve bunun da köşeden köşeye daha uzun olduğu için o şekilde. Normalde tabii ki burada Huawei'nin ekranı biraz daha büyük. Ekran parlaklığı olarak burada ciddi bir farklılık bulunuyor. Huawei Band 9 modeli 450 nitlik bir parlaklık seviyesine çıkabilirken Mi Band 9 modeli 1200 nitlik bir parlaklığa çıkabiliyor. Ha derseniz ki bunun günlük kullanımda çok bir karşılığı var mı? Bir miktar daha Mi Band 9 modeli yoğun güneşte net gözüküyor ancak hani Huawei'de gözükmemezlik gibi bir durum yok. Yani çok da ekran parlaklığının bu kadar fark olması günlük kullanımda bir fark oluşturmuyor. Yine ağırlık olarak da ufak farklılık bulunsa da iki bileklik de elinize aldığınız zaman ağırlık açısından çok farklı hissettirmiyor. Kordon kaliteleri benzer yapıda, ikisinde de çıkartıp takılabilen kordonlar mevcut. Huawei Band 9 modelinde şöyle normal tokalı bir tasarım bulunuyor. Biraz daha saate benzeyen bir tasarım. Mi Band'lerde ise şöyle bildiğimiz eski klasik tasarım. Yani ikisinde de bol miktarda kordon seçeneği mevcut. Ben burada kordon açısından Huawei modelini tercih ederdim. Burada önemli bir farklılık şöyle tasarımsal açıdan Huawei modelinde yanda bir düğme bulunuyor. Xiaomi modelinde ise bu düğme yok. Bu düğme gerçekten çok işe yarıyor. Örneğin diyelim şöyle ikisinde de parlaklık kısmına girdik. Şu an gördüğünüz gibi Mi Band modelinde böyle sağa doğru çeke çeke ana menüye ulaşıyoruz. Huawei modelinde ise tek düğmeye basarak gördüğünüz gibi tık diye ana ekrana döndük. Yani bir düğme olması yanda çok kullanışlı oluyor. Kullanışlılık açısından burada Huawei modeli öne geçiyor diyebilirim. Xiaomi kısmında da ekran yenileme hızı 60 Hz. Biraz daha akıcı bir deneyim sunuyor. Huawei Band 9 modelinde çoğu rakibinde olan 60 Hz'lik ekran yenilemesi yok. Yani bir tercih kriteri olmayabilir. Huawei modelinde takılmıyor. Herhangi bir takılma yok. Ancak 60 Hz olmasını da Huawei modelinde bence olması gereken bir özellikti. Böyle yan yana getirdiğiniz zaman Xiaomi'nin böyle akıp gittiğini görüyorsunuz. Yani kullanırken kullanım konforu sağlıyor size 60 Hz. İkisinde de 5 ATM'lik suya karşı dayanıklık seviyesi mevcut. Yani rahat bir şekilde duşa girebilir veya havuza girebilirsiniz. Tema kısmına geldiğimiz zaman ikisinde de çok fazla sayıda tema seçeneği mevcut. Yine çoğu temanın kendine özgü devamlı açık ekran teması da bulunuyor. Tema yükleme hızı açısından Bluetooth 5.4 ile birlikte yani 3-5 saniye içerisinde çok hızlı bir şekilde Xiaomi'de tema yükleyebiliyorsunuz. Yine Xiaomi'de temadan oynanan bazı oyunlar mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi örneğin buraya basıyorsunuz. İşte yumruk atma hızınızı ölçüyor. Böyle arkadaşlarınıza gösterebileceğiniz tarzda basit oyunlar mevcut Mi Band içerisinde. Bu arada incelemesinde ben hata olduğunu söylemiştim. Buraya tıklandığı zaman oyunlar çalışmıyordu. O hata giderilmiş ve artık tema üzerindeki böyle oyunları da Mi Band 9 modülü üzerinden oynayabiliyorsunuz. Yani Mi Band 9'un böyle bir artısı bulunuyor. Ekstra olarak Huawei modelinde temaları da ücretli temalar da mevcut. Mi Band modelinde ise tema kısmında hepsi ücretsiz. Böyle matematik hesapları yaptığınız bir oyun da bulunuyor. Bu da bence gayet güzel bir oyun. Yani ben burada tema açısından Xiaomi modelinin önde olduğunu söyleyebilirim. Pil ve bağlantı kısmına geldiğimiz zaman Huawei modelinde 180 mAh'lik bir batarya kullanılırken Xiaomi modelinde 233 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. İkisini de 3 gün boyunca koluma takarak bir test yapmıştım kendi incelemelerinde de. Huawei modelini 3 gün, Xiaomi ise 2 gece koluma takmıştım. %100'den düşme açısından Huawei modeli %62'ye, Xiaomi ise %81'e düşmüştü. Yani burada pil açısından az farkla Xiaomi önde diyebilirim. Yani iki bileklik de çok rahat bir şekilde yoğun kullanımda yine 5 ile 7 gün arasında
arasında kullanım süresi elde edebilecektir. Yine burada yani tercih kriteri olmayacak derecede bir farklılık diyebilirim. İkisinde de hızlı şarj özelliği de mevcut. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman ikisinde de bir hoparlör olmadığı için bildirimlerini bize titreşimle veriyorlar. Burada Mi Band 9 modelinde yenilenmiş bir titreşim motoru mevcut. Titreşim yüksekliği ve optimizasyonu açısından Mi Band 9 modeli biraz daha önde denebilir. Y modelinde mesajları gruplayarak gösteriyor. Nereden geldiğini gruplayarak. Örneğin işte mesajlar veya WhatsApp mesajlarını kendi altında grupluyor. Mi Band 9 modeli direkt mesajları hepsini gösteriyor. Yine ikisinde de gelen uygulamaların emojileri de çıkıyor. Ancak burada Y 9 modelinde Android bir telefonda da kullansanız, iPhone'da da kullansanız gelen emojileri göremiyorsunuz. Mi Band 9 modeli ise gelen bazı emojileri gösterebiliyor. İki bileklikte de mesajlara hazır mesajla cevap verme özelliği mevcut. iPhone'da bu özellik ikisinde de çalışmıyor. Bu da hani iPhone'dan kaynaklı bir sorun. Huawei modelinde yandaki butona bastığınız zaman sessize alabiliyorsunuz. Böyle bir artısı mevcut. Mi Band 9 modelinde sessize alamıyorsunuz. İki bileklikte mesajları yeterli uzunlukta gösterebiliyor. Yazı karakteri ve mesaj okuma kolaylığı açısından çok bariz bir üstünlükleri yok birbirlerine. Burada bir araya giriyorum. Eğer video işine yararsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Teşekkürler. İki bilekliğinde fonksiyon farklılıklarına baktığımız zaman Mi Band 9 modelinde ekstra Pomodoro gibi bir özellik bulunuyor. Çalışma yapıyorsanız eğer işte 25 dakika çalış, 5 dakika mola ver gibi bunun toplam olarak gün içerisinde kullanabiliyorsunuz. Öğrenciler için özellikle çok kullanışlı bir özellik. Onun dışında işte el feneri, kronometre, alarm, uzaktan deklaşör, müzik kontrolü, kadın sağlığı takibi, zamanlayıcı, telefonu bul gibi ortak özellikleri mevcut. Ölçüm tutarlılığı ve spor kısmına geldiğimiz zaman Y modeli uyku esnasında nefesteki kesintileri tespit edip yani horlama takibi olarak bir özellik mevcut. Mi Band'de de Huawei'de olmayan uykudaki ortalama nabız ve ortalama kandaki oksijen miktarı değerlerini verebiliyor. İkisi de gündüz uykusunu ölçebiliyor. İkisinde de 24 saat boyunca kandaki oksijen miktarı ve belirli değerlerin altına ve üstüne düştüğünde uyarı ve otomatik stres takibi özelliği mevcut. Uyku kısmında iki bileklikte koluma takarak bir gece boyunca uyudum. Xiaomi modeli 6 saat 20 dakika, Huawei modeli ise 6 saat 10 dakika olarak ölçmüş. İkisi de uyuma saati olarak aynı süreyi ölçmüşler. Huawei 10 dakika erken uyandığımı ölçmüş ki burada tam olarak 5'te ölçmüştüm. Yani Xiaomi yataktan kalktığım zamanı baz almış. Derin uyku ve hafif uyku kısmına baktığımız zaman Xiaomi modeli 1 saat 22 dakika derin uyku gösterirken Huawei 1 saat 57. Hafif ve derin uyku kısmında da bu şekilde bir farklılık mevcut. Xiaomi modeli direkt ortalama nabız ve kandaki oksijen miktarını direkt verirken Huawei modeli belli aralıklardaki değerleri veriyor. İkisinde de gündüz uykusunu ölçme özelliği mevcut. Evet, sabah kalktığımdan beri iki bileklikte kolumda. Y modeli 1120 adım ölçerken Mi Band 9 modeli 754 adım ölçmüş. Yani burada Huawei biraz daha fazla adım ölçme eğiliminde denebilir. Geçen seneki Huawei Band 8 ve Mi Band 8 kıyaslamama baktığımız zaman da onda da yine Huawei modeli biraz daha yüksek adım ölçme eğilimindeydi. Hangisinin tam olarak net olarak ölçtüğünü tespit etmek zor. Ancak burada Huawei genel olarak biraz daha yüksek adım ölçüyor denebilir. Yani adım sayılarında Huawei'nin adım sayısını yüksek ölçme gibi bir eğilimi mevcut. Ancak burada belli bir süre sonra bilek ritmine siz de alışacağınız için yani hareketsiz bir yaşamdan hareketli yaşama geçtiğiniz de düşünüldüğünde hani çok da bir sorun edilecek bir durum değil bir miktar daha fazla adım ölçmesi. Spor kısmında Huawei modelinde 100'den fazla, Xiaomi'de ise 150'den fazla sporu destekliyor. Yine sporla alakalı ikisinde de koşuyla alakalı özel kısımlar mevcut. Spor yaparken ikisinde de müziği kontrol edebiliyorsunuz. Toparlanma, antrenman etkisi gibi özellikler mevcut. 1 saatlik bir spor egzersizi gerçekleştirdim. Göğsüme de Polar'ın Heon kalp atış sensörünü taktım. Şöyle gördüğünüz gibi Mi Band 9 modeli 439 kalori yaktığımı göstermiş. Huawei Band 9 modeli 391 kalori, Polar ise 490 kalori. Yani burada Band 9 modeli biraz daha yakın. Ortalama nabız konusunda Mi Band 9 113, Huawei 115, Polar ise 115. Burada Band 9 birebir aynı ölçmüş. Mi Band 9'da da çok küçük bir sapma var. Maksimum nabız konusunda Mi Band 9 147, Huawei 145 ve Polar'da 145 olarak ölçmüş. Yani yine burada Huawei modeli birebir aynı ölçmüş. Yine çok ufak bir sapma mevcut Band 9 modelinde. Yani genel olarak iki bileklikte spor takibi açısından gayet başarılı denebilir. Yine anlık olarak nabzın detaylı bir şekilde zaman grafiğine de baktığımız zaman genel olarak benzer grafikleri alt alta görüyoruz.
Yine geçen sene yaptığım Mi Band 8 ve Huawei Band 8 kıyaslamasında da Huawei modeli Polar göğüsten ölçen nabız sensörüne biraz daha yakınmış. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Mi Band 9 modeli Mi Fitness uygulamasıyla, Huawei Mi ise Huawei Sağlık uygulamasıyla kontrol ediyoruz Huawei Band 9 modelini. Huawei Sağlık uygulaması Google Play'de bulunmuyor. Google'a Huawei Sağlık yazarak Huawei'nin resmi sitesinden indirmeniz gerekiyor. Böyle bir eksi durum bulunuyor. İki uygulama üzerinden de tüm sağlık verilerinizi, uyku, adım, nabız takiplerini yapabiliyorsunuz. Kendi incelemelerinde detaylı olarak anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Huawei'de sağlık yöntemleri bulunurken Xiaomi'de ise canlılık gibi bir kısım bulunuyor. Huawei Sağlık uygulaması verilerinizi Apple Sağlık veya Strava gibi uygulamalara, üçüncü parti uygulamalara gönderemiyor. Xiaomi ise gönderebiliyor. Uygulamadaki detay açısından bir miktar daha Xiaomi önde denebilir. Videoyu yayınladığım tarih itibariyle dolar kurunu burada görüyorsunuz. İki bileklikte 1450 TL'ye satılıyor. Yani fiyat olarak ikisi de benzer denebilir. Özellik açısından oldukça benzer cihazlar. Tasarım olarak önemli farklılıkları mevcut. Yani kolunuzda ince görünümlü bir band mı görmek istiyorsunuz, yoksa biraz daha akıllı saate benzeyen, biraz daha büyük ekranlı bir ürün mü görmek istiyorsunuz? Ben burada tasarımsal olarak yandaki tuşun kullanım kolaylığı sağlamasıyla birlikte Huawei modeline biraz daha yakınım. Yazılımsal olarak hem iç yazılım hem de uygulama açısından da ve 60 Hz ekran yerlemesiyle birlikte de Xiaomi biraz daha başarılı denebilir. İkisinin de videoda belirttiğim avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Önemli olan bizim burada sedenter, yani durağan yaşamdan hareketli bir yaşama geçmeniz olduğundan dolayı, yani iki bileklik de sağlık ve spor takibi açısından işini yapacaktır. Mi Band 9 modeli biraz daha sportif. Huawei Band 9 modeli ise hem spor hem de klasik kullanım için daha uygun tasarım açısından. Peki siz hangi modeli tercih ederdiniz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. İki modelin de güncel fiyatlarına bakabilmeniz için linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Yine hangi modeli alacaksanız uzun incelemelerini de YouTube kanalımdan mutlaka izleyin. Eğer videolar işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.